Ispanak borani, 1 kilo ıspanak, 2 adet kuru soğan, yarım su bardağı zeytinyağı, 2 diş sarımsak, 1 çay kaşığı tuz. Üzeri için 1 su bardağı süzme yoğurt, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 paket dolmalık fıstık, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı toz biber, 1 çay kaşığı pul biber. Geldik son tarifimize. Evet, soğandan başlayalım. Hadi bakalım. Ben şu kapağımızı buraya koyayım. Birazcık yağımızı ısıtalım. Isınırken sen de soğanlarımızı doğrarsın. Evet, soğanlarımız. Hiç şeyleme gitti mi böyle eskiden? Atıyorum böyle kurslar, işte dikişti falan, gittim, nakıştı. Dikiş, bilirim biraz. Dikiş nakışa gittik, kurdele, boncuk kurslarına gittim. Ne kadar eskiden? Çok mu eski? Böyle gençliğe mi gitmişti? Çocuklar daha küçükken yani, ha, bayağı gitti. Şey, büyüdükten sonra bir daha. Elinden iş geliyor o zaman. Allah şükür kendime kadar. Yaparmışlar. Yaparım bir şeyler. Tamirat, tadilat. Evet. Ben beceremiyorum şu dikiş işlerini, hiç beceremem. Annem çok güzel yapıyor beni. Ya. Anneme palto dik desem palto dikiyor. Of maşallah. Ben beceremem. Sabır işi biraz. Böyle. Sabır işi değil mi? Aklına sabırsın biraz, onun olabilir. Sevmiyorum. 10 saat uğraşacağım. Sevmekle ilgili biraz da. Evet. Sevmediğiniz için. Ondan. Annemin de böyle öyle bir dikiş makineleri alırdı ki eve. Sanırsın konfeksiyon işletiyoruz evde. Bayılır. Seviyor demek. Tabii. Ben böyle hamurla şeyle oynamasını çok seviyorum. İşte kim son seviyor? Kimi mutfağı, kimi dikişi, el işini? Bunu versinler, yufka açayım, hamur yapayım, börek yapayım, çörek yapayım. Yapayım, yufka yapayım, börek yapayım. Arkadaşlarım gelsinler, yesinler. Yedirmeyi de seviyorsun değil mi? Seviyorum. Şey, yiyen insanı çok seviyorum. İştahlı insanı. Beni bir görsen bayılırsın bana. İştahlı mısın? İştahlıyım çok şükür. Yerinde yani. Ama maşallah zayıfsınız. İşte buradan öyle gözüküyor galiba. Yok yok. Bir de içimi bilsen. Yok yok, birazcık verdim kilo, evet. Güzel güzel. Geçen sene görseydin beni, ama burada. Daha mı kiloluydun? Tabii, neler yiyordum burada ben geçen sene. Neler şimdi neler. Soğanını dökelim. Dökelim efendim. Şunları da alayım. Tamam. Sana büyük bıçak vereyim mi ıspanak için? Tamam, ıspanak çabuk pişen bir sebze. Tamam. O yüzden yemeğimizi de kolaylaştırıyor ben tabii. Şey yapayım. Tamam. Sarımsağı da koyacağız. Koyacağız. Borani aslında ne demek acaba? Mesela ıspanaktan başka bir şeyin de boranisi oluyor değil mi? Ya da sadece mi borani oluyordu? Borani hiç yabancı gelmiyor çünkü bana. Herhalde böyle kavrulan olabilir. Çünkü bunu kavurduğun için kavrulan yoğurtlu yoğurtlu şey aslında herhalde. Borani deniyor gibi düşünüyorum. Evet. Sana gelir mi öyle çat kıp birisi? Gelir gelir. Benim evim boş kalmaz. Valla. Arkadaşlarım sağlık ocağına yakın bize. Sağlık ocağına gelirler, pazara gelirler. Evimde yok. Sağlık ocağına gelmişken sana duruyorlar. Uğrarlar. Bir çay içeriz, bir kahve içeriz. Olmasın. Valla çayları kahveleri bitmiyor. Bitmez. Güzel bir keyfi var. Olsun o kadar da. O kadarcık olsun ki. Yani. Şu ufak yerlerini koyabiliyoruz zaten. Ispanağın oraları da bence çok güzel oluyor. Minik o sap tarafları. Evet, sap taraflarını bazı şey yapmaz ama bence yemeğe bence yakışıyor ya. Aynen. Yakışıyor, evet. Bunu üzerine mi ekleyeceksin? Onu üzerine biraz kavurup. Değil mi? Onu öyle yapacağız. Öyle yapacağız. Bunu şu an ellemiyoruz o zaman. Evet, onu pul biberle şeyde tavada üzerine şöyle domates şey yoğurdun en son üstü sos olarak evet. Her şeyin boranisi olur mu acaba bütün sebzeleri? Olur yaptıktan gibi düşünüyorum. Sonra niye olmasın? Her şey olur. Evet. Biraz daha kavrulsunlar. Ben şunları doğrayayım. Ispanak da böyle heybetli gözüküyor, bizi kandırıyor. Bir pişiriyorsun, evet, bir yoğurt. Küçülüyor. Ispanağın her türlüsü lezzetli. Ben en çok normal yemeğini yapıyorum çocuklara evde. Pirinçli. Ama içine pirinç de koymuyorum. Ama pirinç. Domatesli soğanı yapıyorum. Hafif salçalı. Kıymalı yaptın mı? Pilavı yanında yemeği daha çok seviyor. Kıymalı da çok lezzetli oluyor. Kıymalı da güzel de onlar içinde kıyma olunca ki ayıklıyorlar ıspanağın. Ispanak olarak yedirmeye daha çok tercih ediyorum galiba. Evet. Kızım ne okuyor? Kızım sosyoloji okudu. Sosyoloji, ha. Evet, onu da biraz İş alanı kısıtlı herhalde. Sosyoloji.
Sosyolog mu olacaklar, ne olacaklar? Kimse bitirdiği mesleği yapmıyor benim canım. Ya, öyle. Vallahi öyle değil. Bak ben turizm mezunuyum. Olduğum yere bak, hiç alakası yok. Yani. Otelde olmam lazım, otelde çalışıyor olmam lazım. Formasyon da aldı, öğretmenlik de yapabilir. Ha bak öğretmen olur aslında, sosyoloji öğretmeni artık. İster bakayım. Miydin mesela hemşire olmasın? Sen ol. Ben isterdim ama kızım istemedi. Ne istiyorsa o. Yani. İstemek bir de ne yazık ki para kazanacağın mesleği yapmak da önemli. Sadece gönlünden evet. Geçen olmuyor. Evet. Değil mi? O da önemli. Çok önemli. Karıştıralım. Böyle bir karıştıralım. Oğlun ne iş yapıyor? Oğlum bir şirkette bölge müdürü. Bölge müdürü? Evet. Şimdi ismini söylemeyeyim. Söyleme. Reklam ayırmaz. Evet. Bakayım ben küçüldü ıspanaklar. Evet. Tuz atayım mı? Atalım. Değil mi? Biraz atalım tabii. Tuzumuzu. Biraz daha rahat söner. Bunu da koyalım mı? Koyalım. Çok pişme şeyi farklı olmasın. Tamam. Sanki kaldıracak gibi. Ay elim yandı. Yandım. Dikkat et. Keserken de incecik kesmemek lazım. O zaman da çok böyle çok, evet. Gidiyor ıspanak hiçbir şey kalmıyor. Üzerine bu yağ yoğurdun üzerine yeterli zaten. Pul biber istiyor musun buna ya da kırmızı toz biber? Az bir şey. Az bir pul şey. Biber. Pul biberle güzel olacak. Ama önce fıstıklarımızı kavuralım ondan sonra pul biber. Bu arada hemen şunu tabağımızı yanımıza alalım. Pişince koyarız. Tamam. Hemen çabuk pişen bir yemek zaten. Çok çabuk pişiyor. Vallahi böyle hani yıkaması çok zor. Dediğiniz zaman. Yıkaması çok zor ıspanağın yapması. Evet yani önceden biraz böyle bir evet. Hazırlığınız olursa çok daha rahat edersiniz. Ama mesela böyle ay ne yapsam herhangi bir sebzenin boranesini yapmak aslında evet. Oldukça kolay. Bunun altını kapatalım. Kızardı bu. Kapatayım mı? Kapatalım. O zaman tuzunu, karabiberini. Tamam koyalım. Biraz tuz. Biraz karabiber. Karabiber. Biraz. Çok koymuyorum kara olmasın. Pul tuz. Biber. Toz biber önce toz bir. Toz biber tamam. Biraz da pul biber koyacağız. Pul biber. O bir iki dakika pişsin. Hemen şunları arkaya kaldıralım. Ondan sonra hemen servis yapacağız. Efendim, ıspanaklı boran pişti. Haydi servisini yapalım. Hadi bakalım. Oo, sıcak oh, sıcak. Çok güzel. Faydalı oldu bu. Tabii çok faydalı. Sebze yemediğimiz zamanlar için böyle biraz işte dolmalık, fıstık, tereyağı, pul biber, yoğurt falan derken işin biraz evet. Keyiflendiriyoruz aslında bu sebze işini. Aslında her öğünde sebze yemek gerekiyor. Değil mi? Böyle olunca güzel sebze. Ben böyle tencere yemeğinde sebzedense böyle daha çok seviyorum. Çok da pişirmeyeceksin yani böyle iyice karartana kadar böyle hafif yeşilliği kalacak ki. Değil mi? O biraz diri diri kalması evet. Güzel oluyor. Güzel oldu. Acıktın evet. Mı? Evet. Güzel oldu. Yani güzel gözüküyor. Şöyle yapalım. Evet. Çok nefis oldu. Ne güzel gözüktü ya. Biraz da şöyle yağından alayım. Evet. Şöyle koyalım. Şöyle kenarlarına da koyabilirsin. Değil mi? Bol bol fıstık yesinler. Evet. Yiyenleri. Buna da sarımsak konulabilir mesela ıspanak yerine. Bunu da güzel duruyor. Haydi sunalım içimizde çeke evet. Bir hal olduk biz. Efendim ıspanak boranımız, daha doğrusu hazır. Oldu. Mis gibi güzel bir aslında sebze tarifi. Bir hatırlayalım neler yaptık. Ondan sonra bütün yemeklerimizle soframızda olacağız. Ispanak borani. Doğranmış soğan ve sarımsak sıvı yağda sotelenir. Ispanaklar ince ince doğranarak tencereye eklenir. Üzerine tuz eklenerek pişmeye bırakılır. Ayrı bir tavada tereyağı eritilir. Üzerine çam fıstıkları ve pul biber eklenerek kavrulur. Bir kaseye süzme yoğurt ve tuz eklenir. Pişmiş olan ıspanaklar sunum tabağına alınır. Üzerine süzme yoğurt ve kavrulan çam fıstıkları ile ilave edilerek servis edilir.